Merhaba, Doktor Hamit Aydın. Instagram hesabında ketokonazolun, seborreik dermatitte ve saç dökülme tedavilerinde, hatta saç ekiminden sonraki süreçte ne amaçla kullanılabileceğine ilişkin kısa bir bilgi vermiştim. Bu videoda bunu biraz daha detaylandıracağım. Eğer bu videoları yararlı görüyorsanız, baştan itibaren söyleyeyim, anlatacağım şeylerden haberdar olmanız açısından abone olmanızda yarar görüyorum. Arzu ederseniz bu konuda ihtiyacı olan ve yarar göreceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla da bu videoları paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar, ketokonazol aslında bir antifungal, yani bir mantar ilacı. Birçok mantar tedavisinde zaten kullanılıyor. Krem formları özellikle tercih ediliyor. Ancak biz bu özelliğini daha fazla seborreik dermatit dediğimiz hastalıkta kullanıyoruz. Buradan yararlanıyoruz. Son dönemlerde hani seborreik dermatitin ketokonazol ile tedavisi demeyeyim, semptomlarının geriletilmesinde evet etkisi olduğu biliniyor. Fakat burada da çok ciddi bir suistimal olduğunu öngörüyorum, fark ediyorum hastaların ifadelerinden, bu ilacı çok fazla kullandıklarına tanık oluyorum. Ketokonazol bu özelliğiyle, yani antifungal özelliği sebebiyle seborreik dermatitte kullanılırken, bir taraftan da antiandrojen özelliği sebebiyle saç dökülmesinin durdurulmasında da evet çok efektif olan bir ilaç. İlaç diyorum, bakın çok önemli bir şey. Çünkü kategorik olarak ilaç sınıflaması içerisinde bulunuyor. Dolayısıyla bu ilacı kullanırken veya bu ürünü, ketokonazol içeren herhangi bir şampuanı veya kremi kullanırken bir ilaç kullandığınızı unutmamanız icap ediyor. Şimdi hasta bana geliyor, seborreik dermatiti var. 4 yıldır sadece ketoralinin şampuanını kullanıyor. Ketokonazol içeren bir şampuan kullanıyor. Evet, mantık olarak iyi niyetle reçete edildiği aşikar. Bir doktor arkadaş bunu o atağı atlatması kaydı şartıyla kendisine tavsiye etmiştir. Ama bu antifungal özelliği sebebiyle seborreik dermatitte kullanımı o atağın geçmesine katkı sağlamasıyla sınırlıdır. Siz bunu 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl boyunca kullanırsanız kullandığınız şey evet bir şampuan gibi görünüyor, çok masum gibi görünüyor ama onun içerisinde bir ilaç var. Dolayısıyla bir ilaçlı şampuan kullanmış oluyorsunuz. Bunun sınırını çok iyi bilmek lazım. Ben genelde seborreik dermatitte ilaç vermemek üzerine bir şey inşa ediyorum. Eğer bir şampuan tavsiye edeceksem, evet bazen majistral şeklinde şampuan reçeteleri yazıyorum. Eczanede bu bir şampuana dönüştürülüyor. Özel kutusu içerisinde hastaya gönderiyoruz. Veya likit formu var veya krem formlarını hazırlıyoruz ve hastaya özel olarak içinde sadece ketokonazol değil, başka etken maddelerden ibaret bazı majistral reçeteler falan çıkarıyorum. Aynı şekilde şampuanını da hazırlatıyorum ama bazen de hastaya içinde ketokonazol olan şampuanlar tavsiye ediyorum. Genel anlamıyla seborreik dermatitin çok agresif bir döneminde, alevlenme döneminde olduğu dönemlerde bunun buradaki etkisini azaltması açısından evet böyle bir şampuan kullanılabilir. Çoğunlukla 2 hafta boyunca, bazen daha sıklıkla 10 gün boyunca hastaya kullandırıyorum. Sonra haftada 2 gün, sonra haftada 1 güne indiriyorum. Diğer günlerde hastanın alışık olduğu ve kullanması, normalde kullandığı şampuan hangisi ise onun da devam etmesini tavsiye ediyorum. Hiçbir hastama ömür boyu bundan sonra içerisinde ketokonazol olacak olan şampuanla saçlarınızı yıkamalısınız demiyorum. Kimsenin de bu ilacı bu şekilde suistimal etmesini, şampuan bile olsa suistimal etmesini kabul etmiyorum, tavsiye de etmiyorum. İkinci alanda yine çoğunlukla ketokonazolun şampuanı kullanılıyor. Evet, bundan da hastalar yarar görebilir. Saç dökülmesi konusunda da yararı var. Burada antiandrojen özelliğinden daha fazla yararlanıyor Rus ilacın. Bu da dediğim gibi tedavinin bir parçası olabilir. Ama uzun bir süre, çok uzun, hatta yıllar boyunca antiandrojen özelliği sebebiyle böyle bir ilacın kullanılmasını çok doğru bulmuyorum. Ketokonazol güvenlik marjı, güvenlik aralığı geniş olan bir ilaç ve belki ileride daha detaylı bir şekilde bunun bir videosunu çekerim. Başka birçok yerde de ketokonazol kullanılabiliyor. Yararları da çok var ama tekrar söylüyorum, bu belli bir süre kullanılmak kaydıyla tavsiye edilebilecek olan bir ilaç. Lütfen doktorunuz ile, doktorunuzun size önermiş olduğu herhangi bir ilacın süresini konuşmadan doktorun odasını terk etmeyin. Doktorunuza mutlaka bu ilacı ne kadar kullanabileceğinizi, ne zaman bırakmanız gerektiği konusunda son nihai kararını sorun, fikrini sorun ve ona göre kullanın. Hiçbir ilaç, tekrar söylüyorum, hiçbir ilaç, hatta yararlı olduğunu düşündüğünüz şey, istediğiniz
miktarlarda ve istediğiniz sürede kullanılamaz. Su bile olursa bu belli bir dozun üstünde, belli bir miktarın, belli bir sıklığın üzerinde kullanıldığında zarara sebebiyet verebilir. O yüzden ketokonazol birçok yerde kullandığımız bir ilaç ama sınırını, sıklığını, süresini mutlak surede bir doktorun belirlemesi gerekiyor. Görüşmek üzere diyorum.